Herkese selamlar dostlarım. Sıfırdan JavaScript kursumuzun son bölümüne geldik ve sizlerle beraber yaptığımız 16 dersin uygulamasını göreceğiz bu dersimizde. Ne yapacağız derseniz kapakta da gördüğünüz gibi bir login sayfası yani giriş sayfası yapacağız. Bu sayfada örneğin bir kullanıcı ismi, bir kullanıcı şifresi ve e, örneğin bir şifreyi unuttum tarzında elementler olacak. Bu elementlerle kullanıcının girişini kontrol edeceğiz. Burada aslında HTML ve CSS bilmiyorsunuz. Ama zaten kodlar hazır olarak aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Yani biz sadece burada JavaScript öğreneceğiz. Bir de bir CSS veya bir HTML dersi olmayacak. Bu yüzden direkt tasarım kısmını kopyalayacağız veya HTML kısmı basit olduğu için beraber yazabiliriz ama tasarım yani CSS kısmını direkt kopyala yapıştır olarak göreceksiniz. Bunların haricinde bizim öğreneceğimiz bu dersin konsepti de şu. Bir kullanıcı girişi yapılacak ve bu kullanıcıyı kontrol edeceğiz. Örneğin kullanıcı ve şifre doğruysa diğer sayfaya giriş yapmasını sağlayacağız. Şimdi sizlerle beraber daha fazla sözü uzatmadan uygulama tasarımına geçiyorum. Visual Studio kodumuzu yeniden açıyoruz arkadaşlar. Burada yaptığımız projeyi ilk olarak şöyle yer bir alalım. Buradan yeni bir klasör aç diyelim. Zaten klasörün dosyasını siz de açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Uygulama adına bir dosyamız var. Bu dosyamızın içinde daha deminki ekranda gördüğünüz aslında giriş sayfamızın tasarımları var. Örneğin burada bir menü HTML sayfası var. Boş bir sayfa. Bizim normal index zaten giriş sayfamız var. Bu da çok kısa bir sayfa. Bunun yanında bir de JavaScript kodumuz zaten işin yani bizim öğreneceğimiz uygulama kısmı burası. Bir de burada CSS tasarım kısmı var. Şimdi örneğin bunu bir çalıştıralım. Örneğin hemen şuradan go live diyoruz. Bizim için canlı tarayıcımız açılıyor. Bakın böyle e, sizler için basit bir giriş sayfası tasarladım. Hemen bunu Visual Studio Code'da uyumlu çalışsın diye şöyle şu tarafa alalım. Hem yaptığımız kodları buradan daha iyi takip edebiliriz. Şimdi buraya baktığınızda arkadaşlar şunu bir tıkla da tık küçültelim. Bir HTML sayfası olduğunu görüyorsunuz. Yani bir HTML tagı açılmış. Basit olarak bir HTML'i tanıyalım. Siz de öğrenin yani. Yavaş yavaş zaten bunların derslerinde öğreneceksiniz. Örneğin burada bilmeniz gereken HTML dilinin İngilizce olduğu ve head ve body kısımlarının olduğu. Bakın şu head kısmı bir de burada gördüğünüz bir body kısmı var. Head kısmı arkadaşlar bizim sayfamızda görünmeyen yani arka planda çalışan kodlar burada yazılır. Body kısmı ise ön tarafta yani burada gördüğünüz işlemler body kısmında yazılır. Head ve Body'i bu şekilde ayırabilirsiniz. Bunun haricinde örneğin Head kısmında işte Charset'in UTF-8 olduğu yani Türkçe karakterleri desteklemesi için UTF-8 kullanıyoruz. Bunun yanında örneğin burada gördüğünüz bir site var. Şurada da bir tane site var. Bu siteler şuradaki ikonları aldığımız siteler. Bunları zaten göreceğiz. Bunların haricinde işte Title yani şuradaki sayfanın başlığı var. Örneğin doküment demeyelim buna da. Şöyle giriş sayfası diyelim ve kaydettiğimizde burası da otomatik olarak zaten güncellenecek. Bakın güncellendi. Şimdi örneğin burada da yine CSS style yani şuradaki CSS kodumuzu aktardığımız kısımlar var. Yani buraların ne olduğunu tam olarak anlamamanız gayet normal. Çünkü daha önce bir CSS eğitimi veya HTML eğitimi almadınız. Ama burada basit olarak arkadaşlar bir tasarım var. Bu tasarımı sadece sizlere anlatacağım. Yani gidip de sıfırdan HTML yazmayacağız. Örneğin burada bir div oluşturmuşum bakın. Div demek şu kutunun adına div diyoruz arkadaşlar. Yani bu kutunun içindeki her şey bu divin içine yazılır. Örneğin divin içine geldiğimde bakın. ilk olarak bir HTML. Örneğin divin içine geldiğimde ilk olarak H1 diye bir başlık var. Şurada giriş yap diye bir başlık görüyorsunuz. Bu başlık aslında şuradaki giriş yap başlığı. Örneğin buraya ben giriş yapın diye değiştirsem ve kaydetsem otomatik olarak buradaki kod da güncellenir arkadaşlar. Bakın giriş yapın diye güncellendi. Yani bizim H1 etiketimiz bir başlık etiketi. Ondan sonra yeniden bir div oluşturmuşum. Div içinde div. Bu divi İlk olarak şu arkadaşlar bakın. Klası input box yani kullanıcının girebileceği buraya veriler alabilen bir input. ID'miz var kullanıcı adı. Zaten type text bir de burada username diye bir kodlama yapmışım. Bunun haricinde bir de i e klasımız var. Yani şurada gördüğünüz ikonu buraya almışız arkadaşlar. Ama siz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Bu kodu direkt açıklamalar kısmından alabilirsiniz. Burada yani şu kısımda aslında kullanıcı adı yani username. Şurada şu kısımda kullanıcı adını. Şurada bakın password, import, id'si, şifre. Burada şifre aldığımızı. Üçüncü olarak bakın örneğin beni hatırla veya şifremi unuttum kısmı var. Burada görebiliyorsunuz. Şifremi unuttum kısmı burada. Bir de btn giriş butonumuz yani login butonumuz var. Hatta şunun ismini login demeyelim de. Şöyle giriş diyelim. Bakın burası da giriş olarak güncellendi. Burada bir giriş butonumuz var. Son olarak bir de aşağıda hesabın yok mu? İşte kayıt ol gibi bir butonumuz var. Aslında şunların normalde hiçbirine ihtiyacımız yok. Örneğin şununla şunu silebiliriz mesela. Sadece kullanıcı adı, şifre ve kayıt butonu bizler için yeterli. Ama sadece biraz daha göze hoş olsun diye ben bunları ekledim. Ve bu şekilde HTML kodumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bunun haricinde bir de CSS kodumuz var. Şimdi CSS kodu neden önemli? Sadece basit olarak anlatıyorum. Örneğin şuradaki CSS kodunu ben aktarmasam ve kaydetsem arkadaşlar normalde HTML ile yazılan kodlar bu şekilde görünür. Bakın giriş yap, uzunleyin, yine beni hatırla falan kısımlar aynı şekilde görüyorsunuz. Yani buradaki elementler aslında böyle görünüyordu. Ben buraya CSS kodumla yani örneğin renk ekledim, arka planını değiştirdim. Şurada gördüğünüz kodlarla daha güzel bir verim haline getirdim. Örneğin şuradaki yorum satırını kaldırdığımda kaydettiğimde bakın şu stil artık bu stile döndü. Stile diyemedim yani şu stil artık bu stile döndü. Yani arasındaki farkı zaten söylememe gerek yok arkadaşlar. CSS gerçekten bu anlamda web programlama için önemli. Bu CSS kodunu da yine açıklama kısmından zaten alacaksınız. Ama bizim olayımız işte burası. JavaScript kısmı. Örneğin bakın buraya admin. Buraya da 1-2-3 desem ve giriş yapsam kullanıcı ve şifre hatalı dedi. Neden? Çünkü kullanıcı adım admin değil. Umut desem 1-2-3 desem. Bakın giriş başarılı yönlendiriliyorsunuz dedi. Tamam dedim ve artık ana menüye geçebildim. Şimdi biz de bu sayede aynısını yapacağız arkadaşlar. Buradaki bu kodlarla yapacağız. Şimdi parça parça bu kodları siliyorum sizlere böyle parça parça anlatacağım. Tek tek yazmamıza zaten gerek yok. Şimdi burayı da bakın şöyle ne yapalım? Kaydedelim. Normalde buraya umut yazsanız, 1 2 3 yazsanız ve bu butonlara bassanız yani şurada herhangi bir şey yapsanız hiçbir tepki göremezsiniz. Neden? Çünkü biz bu butonlara herhangi bir şey bağlamadık. Şimdi bu tarafta bunları bağlayacağız. İlk olarak bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bir kullanıcı verisini tutabileceğimiz bir listeye ihtiyacımız var. Bunun için let users diyoruz yani kullanıcı adına bir liste oluşturuyoruz. Bunun da içine bir tane veri verdik. Örneğin username'i umut olsun. Password de örneğin 1, 2, 3 olsun. Buradaki verimiz arkadaşlar bir array list. Zaten JavaScript'te array listleri öğrenmiştik. Buraya bir tane veri girdik. Örneğin virgül desek ikinci bir kullanıcı olsa umut değil de doğan olsun. Şifresi de 1, 2, 3, 4 olsun. Bu şekilde buraya istediğimiz kadar kullanıcıyı girebiliyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Giriş yapma işlemi. Örneğin kullanıcı adı ve şifre doğruysa giriş yapacak. Nasıl yapacağız? İlk etapta document.getElementById'yi çağıracağız. Bu bizim için giriş butonuna ulaşacak. Şimdi giriş butonuna nasıl ulaştık? btn giriş dedik. btn girişi nereden buluyoruz? Örneğin index html'e girdiğimizde bu butonun bir id numarası vardı. Neydi id numarası? Bakın arkadaşlar id numarası btn giriş. Bunu javascript'e çağırıyoruz. Diyoruz ki sen git btn girişi bul. Ondan sonra nokta add event diyoruz click metodunu çağırıyoruz. Yani bu butona click edildiğine tıklandığında arkadaşlar şu işlemleri yap. İlk etapta bir function oluşturacağız. Function'ın içinde event prevent default var. Bu ne demek arkadaşlar event prevent default? Formun yeniden yüklenmesini engellemek demek. Yani örneğin şu form bakın şöyle sürekli yeniden yüklenebilir normalde. Bunu engellemek için şu kodu kullanıyoruz. Tabi bunu kullanmak zorunda da değiliz ama kullanıyoruz. Bunun haricinde şimdi devam edelim. İlk etapta ne yapacağız? let username diye bir değişken oluşturacağız. let username dedikten sonra kullanıcının buraya girdiği username'i alacağız. Nasıl alacağız? Bunu da yeniden get element by diyorum. Ondan sonra kullanıcı adını veriyorum. Çünkü buranın id'si neydi? kullanıcı adı. Bakın tekrardan geliyorum. Örneğin input box'a geldim. Bakın username'in id'si ne? kullanıcı adı. Password'ün de ne? Şifre arkadaşlar. Bunları şimdi kullanacağız. Tekrardan value dedim. Örneğin bir de let password diyorum document get element by id şifre dedim ve nokta value diyerek içine girilen verileri alıyorum. Burada nokta value'yu öğrenmeniz neden önemli? Örneğin bu şekilde butona ulaştınız. Nokta value dediğinizde içindeki veriyi artık alabiliyorsunuz demek. Örneğin şurada bir küş desem nokta value dediğinde umut ve bir küş değeri buraya gelecek. Peki bundan sonra aldığım bu değerleri artık karşılaştıracağım. Bunun için de let user diyorum. Eşittir nokta users.find diyerek u diye bir element oluşturdum. Bakın. U eşittir ve büyüktür demek bu. Yani eşittir u. u nokta yani şuradaki uzırsın nokta username ile benim girdiğim username eşit mi arkadaşlar? Bunun Türkçe telaffuzu bu. Yani şurada listedeki username ile şurada kullanıcıdan aldığım username eşit mi? Bunun Türkçesi bu. Ve kullanıcıdan aldığım password ile buradaki listedeki password eşit mi? Burada ikisini de kontrol ediyoruz. Ve bunu eğer bu doğruysa let user diye bir değişkene atıyoruz. Ondan sonra if koşul bloğumuzla buradaki user doğruysa yani ikisi de true gelirse arkadaşlar. Demek ki let user true gelecek. If true ise artık ne yaparız? Alert ile bir mesaj gösterebiliriz. Deriz ki örneğin giriş başarılı yönlendiriliyorsunuz. Ve ondan sonra da hatta şöyle sayfayı 2 saniye bekletiriz. Çünkü direkt giriş yapmasın. Örneğin bir 2 saniye beklesin ki her şey yüklensin arka planda. 2 saniye bekledikten sonra set time out diyoruz. Set time out bizim için saniye olarak sayfayı bekletir set time sonra bir function oluşturalım. Fonksiyonumuz da arkadaşlar bizim için şu işlemi yapacak. window.location diyeceğiz. Bakın window.location dedikten sonra nokta href metodu bizim için istediğimiz HTML sayfasına bizi yönlendirecek. Örneğin window.location dedim. Nereye gideceğim? Örneğin menu.html'e gideceğim. Veya farklı bir sayfada olabilirdi. Biz menu.html'e gideceğimiz için direkt window.location href dedik ve menu.html'e gönderdik. Şimdi set time out bu fonksiyon oluşturulduktan sonra bakın şurası fonksiyonun kodu. Şu da set time out'un yani 2000 demek 2 saniye bekle demek arkadaşlar. 2 saniye bekledikten sonra bizim giriş işlemimiz tamamlandı. Fakat örneğin burada kullanıcı adı ve şifre uyuşmazsa if yanlış gelirse ne yapacağız? Else koşul bloğumuzu yapacağız. Burada da yapacağımız işlem çok basit. Diyeceğiz ki alert örneğin kullanıcı adı veya şifre hatalı diyerek kodumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi kodumuz kabataslak bu şekilde. Burada bir kullanıcı oluşturduk. Burada kullanıcının ilk etapta giriş butonuna basıldığında ne yapılacak? Kullanıcı adının şifresini ve password'unu alacağız. Bizim listemizdeki ile karşılaştıracağız. Eğer liste doğruysa giriş yaptıracağız. Listedeki elemanlar yanlışsa kullanıcı adı hatalı diyeceğiz. Hadi test edelim. Örneğin umut demeyelim. Admin diyelim. Bakın şifreyi de atıyorum. Giriş yap dedim. Kullanıcı veya şifre hatalı. Veya Şöyle ikinci kullanıcıyla girelim. Şuraya hemen bir ikinci kullanıcı ekliyorum örneğin. Doğan diyelim tekrardan. Doğan 1 2 3 4 diyeceğim ve kaydet diyeceğim tekrardan. Buraya da artık Doğan 1 2 3 4 dediğimde ve giriş yap dediğimde. Bakın giriş başarılı yönlendiriliyorsunuz dedi. Tamam dediğimde bir 2 saniye bekliyor ve ana menü artık bu sayede gelebiliyorum arkadaşlar. Umarım sizler için de açıklayıcı olmuştur. Yani burada tekrardan kodları yazmaya hiç gerek yok. Zaten burada alt tarafı 25 kod satırlık bir şey yazdık. Benim için yani mantığını anlamanız çok önemli. Burada çünkü işin mantığını öğreniyoruz. Şu an zaten temelden öğreniyoruz. İleri seviyeye geçeceğiz. CSS veya HTML ile temelden öğrendikten sonra bunlar daha rahat oturacak. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Eğer bu videodan fayda aldığınızı düşünüyorsanız kısacık bir beğenebilir. Hatta yorumlarda sizler de farklı alanlarda neler istiyorsanız belirtebilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.